olduğu gibi. Şimdi bölgedeki son bilgiler alacağız. Arkadaşımız Ali Bayraklı bizi bekliyor detaylarla. Ali nedir son durum senden deneyelim lütfen. Evet Akdeniz'deki yangınlara maalesef sabah saat 11.30 itibariyle Isparta'daki Sütçüler ilçesindeki yangın da eklendi maalesef. E, saat 11.30 sularında e, başladı yangın. Henüz e, sebebi de belirlenemedi ve kuvvetli rüzgar maalesef eee Maalesef ki yangının büyümesine yol açtı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine orman ekipleri hemen bölgeye sevk edildiler ve yangına karadan müdahale kısa sürede başladı. Ayrıca yangına havadan da müdahale edildi gündüz saatlerinde ancak Gece saatleri olunca e, havadan müdahale e, durduruldu. Çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı da e, karadan müdahalesini sürdürüyor. 200'ün üzerinde orman personeli müdahale ediyor. Araca ayrıca e, yangına ayrıca Isparta Belediyesi'nden de 100 personel geldi ve orman ekiplerine yardım ediyorlar. Çandır Köyü'nde çıkan yangın Kral Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın Kuzeyinde başladı ve yazılı kanyonun bir bölümünü de az bir bölümü de olsa oraya da zarar verdi etkiledi. Biraz önce de belirttim gündüz saatlerinde burada rüzgar oldukça etkiliydi ancak gece saatlerinde nispeten azaldığını söyleyebiliriz. Çok sayıda orman ekibinin yangına karadan müdahalesi sürüyor ancak alevler yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çandır köyü bu anlamda ilk olarak boşaltılan köy oldu yine şeyhler bölgede bulunan şeyhler köyü de boşaltıldı. Köy sakinleri bölgeden tahliye edildi. Tabi hayvancılıkla geçinen köy halkı büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla birlikte evlerini terk ettiler. Yangına çok sayıda orman ekiplerinin müdahale ettiğini söylemiştik. Ayrıca söndürme çalışmalarına Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndan askeri personel de dahil oldu. Yine komandolar yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oluyorlar. Bölge halkının gençlerinin de oldukça özverili olduğunu söyleyelim. Zira onlar da yangın bölgesinde ellerine almış oldukları tırmıklarıyla alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi oldukça sarp arazide devam ediyor yangın ve orman ekipleri Karadan müdahalesini oldukça güçleştiriyor bu durum yine kozalaklar da tehlike saçıyor diyebiliriz zira bölgede çok sayıda çam ormanı var ve alevlerle kızaran kozalakların patlamasıyla birlikte yangın farklı noktalara sıçrıyor. Ayrıca karayollarından aldığımız bilgiyi de aktaralım. Bölgede Eğirdir-Kovada ve Dereboğazı-Kovada istikametine giden yollar saat 18 itibariyle çift taraflı trafiğe kapatıldı. Bölgede yangın Sarp arazide devam ediyor ve ekipler yangına karadan müdahalesini sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.